Bitcoin'in 20 bin doların altını ziyaret etme olasılığı var mı diye soruyor ve buna bir cevap bulmaya çalışacağız. Özellikle halvinge kadar 20 bin doların altı fiyatlara yerinden geri çekilme olabilir mi, olamaz mı? Bunu değerlendiriyor. Birisi söylemişti bunu. Yani şey diyordu işte 20 bin doların altını halvingden önce bir parti ziyaret edilebilir tarzında bir açıklama yapmıştı. Yani şöyle tabii yani mümkündür tabii ki olabilir ama hani bu şekilde bir açıklama şöyle söyleyeyim ben yapmam mesela. Yani Bitcoin halvingden önce 20 bin doların altına bir parti ziyaret eder. Çünkü altını dolduramam. Yani böyle bir lafın. Hani böyle bir şey söyleyip altını dolduramam. Ki bunu kim söylediğini hatırlamıyorum. Ben büyük ihtimalle burada yazıyordur. Kimin söylediğini hatırlamıyorum. Fakat söyleyen kişinin altını dolduramadığını hatırlıyorum. Söylemiş oldu yani attığı, ortaya atmış olduğu bu argümanın. Dolayısıyla bunun için bir sebep yok. Anlatabiliyor muyum? Yani ne diyebilirsiniz? Şimdi 20 bin doların altına ziyaret eder. Neden? Şimdi neden diye sorarım. Ve bu noktada düşününce ben bir cevap bulamıyorum. Ki dediğim gibi bunu atan kişi de bir cevap bulamıyor. Şey demişti galiba hani geçmişte benzer geri çekilmeler oldu. Bu zırvaya girmeyeceğim bile. Hani bu şeydir. Hani geçmişte benzer bir durum oldu. Dendiği zaman mesela öyle bir şey söyleniyor ya. Alacaksın o fikri, sifona atacaksın. Klozete atacaksın, üstüne sifonu çekeceksin. Çünkü çok gereksiz bir açıklama olduğu anlamına gelir bu. Olmuş olan bir şey, olmuş olan bir şeydir. Sadece var olduğu anlamı taşır, başka bir anlam taşımaz. Geçmişte olanlar, yapılan işlemler, destek direnç noktalarını, alım-satım noktalarını oluşturur. Halving dediğiniz mekanizma, ayı boğa döngüsünü ortalama, bak ortalama şaşar oluşturmuştur. Ama bunun ötesinde kesin anlamda bir şey hiçbir zaman sunmamıştır. Dolayısıyla bunlar tamamen çöptür. Önceki yıllarda Eylül'de yükselişlerin gerçekleşmesi, bu Eylül'de ne olacağına dair hiçbir fikir sunmamaktadır. Dolayısıyla Bitcoin 20 bin doları ziyaret edebilir mi? Bilmiyorum. Yani bu şekilde cevap verebilirim. Zannetmiyorum. Şu an buna yönelik bir ibare yok. Aksi bir durum ki buradaki aksi anlamında bir söylem olduğunu görüyorsunuz. Söyleyen kişiler tabii ki altını doldurabilirse bu noktada çok daha iyi olur. Yani ne diyebilirim başka bilmiyorum konuyla alakalı. Ama sanmıyorum 20 bin doların altının ziyaret edileceğini çünkü bunun için bir sebep yok. Şimdi bunun için ne gerekir yani ne olabilir 20 bin doların altı bir fiyatlama için? Mesela Fed ekstra faiz artışları yapar. 2.25'in üzerinde. Ama bu da mümkün değil. Yani yine çıkmaz noktaya girdik. Şimdi Fed bu saatten sonra tutup mesela yani 5-6 parti, belki 6-7 parti 25'er bas puan faiz artışı yaparsa olabilir. Ama yapamaz. Çünkü ekonomi bunu kaldırmaz. Yani kaldırmaz. Mümkün değil. Dolayısıyla neden böyle bir şey yapsın sorusu gündeme gelecektir ve buradan yine bu aslında argüman patlayacaktır. SEC ETF'leri toplu bir şekilde reddeder ise bu olabilir. Bu olabilir mi? Hayır olamaz. Nedeniyle alakalı önceki videolarda uzun uzun konuştuk. O yüzden burada uzun uzun tekrar konuşmayacağım. Böyle bir ihtimalin de olmadığını açık bir şekilde biliyor ve aksine bunu kabul edeceğini, buradaki ETF başvurularını toplu bir şekilde kabul edeceğini anlıyor ve biliyoruz. Dolayısıyla bu noktada da söyleyebileceğimiz çok fazla bir şey yok.
O yüzden dediğim gibi bu pek yani akıllıca bir değerlendirme ya da bir beklenti değil diye düşünüyorum. Bakalım peki ne var ne yok bir bakalım. Son Bitcoin haberleri uzun vadeli boğa devamını işaret ediyor gibi görünüyor. Ancak kısa vadeli durum belirsiz diyor. Kripto para birimi hala dar bir aralıkta işlem görüyor. Analist BTC'nin mevcut kanalının diyor zirvesine yaklaşırken benzer bir fiyat hareketi sergileyebileceğini düşünüyor. Bu senaryoda BTC'nin halving öncesi davranışıyla uyumlu olarak kripto para birimi eğilimin en düşük seviyesini tekrar ziyaret edebilir. Analist başka Bitcoin haberlerini daha olumlu bir tonla paylaştı. İlk olarak React Capital, Bitcoin'in sonraki 6 ay içinde 20 bin dolar seviyelerini tarihi bir geri çekilme sunabileceğini düşünüyor. Bitcoin 2024 yılındaki halving etkinliğinden şimdi şunu şeyi an yani şeyi bulmaya çalışıyorum ben şu anda bu habere şöyle bir yaklaşık 10 bin dolar civarında zirve oluşturan falan filan. Yani şunu bulmaya çalışıyorum. Neden böyle bir beklentisi var? Bunu bulmaya çalışıyorum haber içinde ama şu anki fiyatlar hakkında şöyle bir şey var. Şu an için diyor 2023 için en yüksek seviyeyi temsil etme riski var. Ancak halvingden sonra bu tamamen aynı fiyatlar kaldırma öncesi. Abicim önümüzdeki 6 ay en düşük 20 bin dolar seviyelerine son kez geri çekilme sunabilir ve halvinge 2 ay kala şu an ve halving arasında hem aşağı hem yukarı yönlü büyük bir volatilite bekliyoruz. Halvingden önce büyük bir volatilite beklemiyorum. Halvingden önce daha çok daha durgun ama yukarı meyilli devam edecek hareketler bekliyorum açıkçası. Bunun ana noktada sebebi de yani şimdi geçmişte de bu çok fazla oldu fakat bu halving gerçeğine oturuyor. Halving gerçekleşeceği için yatırımcı alım yapmaya çok fazla müsait oluyor. Yani yatırımcıların bu beklenti yani halving'in yaklaşmasını pozitif fiyatladıklarını çok fazla gördük. Bu sezonda bunu gerçekleştirme ihtimallerinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü benzer noktalarda Fed'in faizleri azaltacağı tarihe de çok yaklaşmış olacağız. Ve yatırımcılar muhtemelen bunu pozitif karşılayacaktır kanaatindeyim. Genel hatlarıyla beklenti bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.